Ankara Kızılcahamam'dayız. Kızılcahamam'a 25-30 km uzaklıkta bir yayla burası. Sarıçam yaylası. Gördüğünüz gibi burada hala bahar, her taraf yeşil. Sığır kuyrukları yeni açmış. Ortam çok güzel gözüküyor. Adeta bir Mayıs-Nisan havası var burada. Yine kuşlar çok iyi tabii ki, aşağılara göre biraz daha fazla kuşlar ötüyor. Çünkü hala burada üremeye devam ediyorlar. Çam ormanlarıyla kaplı. Gördüğünüz gibi biraz karışık tabii, çam, meşe de var aşağılarda. Ama burası gördüğünüz gibi genelde çam ormanıyla kaplı. Çok güzel bir göl var yine. Papi ile beraber geldik. Papi orada. Papi gel buraya. Papi şu anda doğanın tadını çıkartıyor. Aslında bu yaylada çobanaldatan dediğimiz bir kuş var. Gece ona bakacağız. Alaca baykuş bakacağız yine. Belki bir paçalı baykuş sesi duyarız. Aslında ümidim var, ona da bakacağız. Geceleyin programımız belli. Bir kamp yapmayı düşünüyorum ama bakalım, yağmur izin verirse. Şu an çok güzel görünüyor ama yarın yağış olabilir. Yağış olmazsa bir kamp yapacağız burada. Alan çok güzel. ...2000 metredeyiz şu anda. Çok güzel bir dere var önümüzde. Göknar Ormanı, Çam Ormanı. Buraya Zindan Deresi diyorlar köylüler. Zindan Deresi demelerinin sebebi çok karanlık. Ağaçların boyu çok yüksek. Yabani hayvanlarıyla ünlü. Bozayı özellikle bu bölgede oldukça fazla rastlanan bir tür. Akşamları köylere gelip işte arı kovanlarının yakınlarına falan geliyormuş. Yine akşam bakacağız tabii, görebilirsek. Görüntülemeye çalışacağız. Çok güzel gidiyor gezi. Çütre, şakrak, İspinos, küçük iskete gibi türleri gördük. Yeşil aşık akan yine. Bunların hepsini izledik, fotoğrafladık. Çadırımızı kurduk. Şöyle 3-4 tane battaniyemiz var, sanırım üşümeyiz gece. Biraz soğuk olacak gece. Birazdan şimdi Papi'yle gece için, kamp ateşi için odun toplayacağız. Yemek yiyeceğiz. Bakalım kamp nasıl geçecek, ondan sonra biz de merak ediyoruz. Hava biraz soğuk. Yani akşam 5-6 dereceye kadar düşüyor. Gündüz 20-25 derecelerde. Burası tabii 1900 metre rakımda. Kara leylekler gündüz bazen geliyor. Onlar ziyaret ediyor. Onları görebiliriz. Yine yırtıcılar, yılan kartalı, şahin, kızıl şahin, kaya kartalı yine görebiliriz. Papi ne oldu? Acıktın mı? O zaman şimdi Papi'yi doyurup sonra devam edelim. Hadi gel kızım. Koşacağız. Zıpla. Evet, koş. Koş. Zıpla. Evet. Geri getireceksin bana. Evet, koş bu tarafa hadi. Koş kızım. Kokla. Kokla, aldırmadım. Hadi koş. Evet, ateşimizi yaktık. Hava oldukça soğudu. Yani şu an 11-12 derecelere falan düştü. Gece bu daha da düşüyor tabii. 6-7 derecelere düşüyor. Ve inanılmaz bir çiğ var burada. Nemli bir orman. Havanın kararmasını bekliyoruz. Ateşimiz de geçince Papi ile beraber köy yollarına gideceğiz. Yayla yollarında, toprak yollarında çobanaldatan kuşu arayacağız. Çobanaldatan çok ilginç bir kuş. Yani gündüz aktif değil. Geceleri aktif. Geceleri böyle toprak yollarda genelde konarken görüyoruz. Nelerle besleniyor? İşte böceklerle, kelebeklerle besleniyor gece. Meraklıyız. Bakalım Papi de çok meraklı, ben de. Hava kararınca ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Evet, çoban aldatan kuşuyla burun burunayız. Bu görüntüyü cep telefonundan almak imkansıza yakın görünüyor ama kuşlar, çoban aldatanlar kamuflajına çok güveniyor. Yani beni onu görmediğini zannediyor. O bizi çok rahat görüyor, izliyor şu anda. Mükemmel bir şey bu. Yani 20 santimetreden cep telefonuna çoban aldatanı görüntüsü alıyoruz. Çok güzelsin be. Fıstık. Evet. Akşam ettik. Çoban aldatanı çektik. Yani hiç tahmin etmediğimiz kadar yakın çektik. 20 santimetreden falan cep telefonuyla çektik, yani o kadar. Niye böyle? Çünkü kamuflaj olduğunu zannediyor ama biz görüyoruz onu. Alaca baykuş gördük yine. Sesini de duyduk, kendisini de gördük. Ama çoban aldatan gibi cömert değildi. Değil mi Papi? Şimdi uykumuz geldi. Saat de 12'ye yaklaşıyor. Sabahleyin görüşmek üzere. Bayağı erken kalktık. Saat 5 gibi kalktık. Niye 5 gibi kalktık? İnanılmaz bir yağmur oldu gece. Yani çadırın herhalde sınırlarını zorladık. Bir yaklaşık yarım saat 45 dakika sürdü ama bayağı şiddetliydi. Hatta çadırın yanından geçen suları hissettim yani. Gece de güzel geçti. Gece çoban aldatan gördük. Güzel de çektik. Onun dışında yine alaca baykuş yine göklerimizden. Şimdi sabah uyandığımızda kulaklı toygar her yerde. Yani kulaklı toygardan da kısa bir bahsedeyim. Böyle yüksek rakımlarda oluyor. Böyle genelde alpin diyebileceğimiz yerlerde daha çok oluyor. Ağaç sınırının bittiği yerde kulaklı toygarları görebiliyoruz. aldık. Artık yavaş yavaş toparlanacağız. Bu bölümü burada bitireceğiz. Tabii her zamanki sloganımızı da yapmadan geçmeyelim. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi, videoyu beğenmeyi unutmayalım. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.